Yedi alemde bir çoban, gönüller sultanı Ser Çoban. Yıllardır atıl vaziyette bulunan bu bölge sonunda hak ettiği değere kavuştu. 1 milyon 623 bin lira ihale bedeliyle Şubat ayında çalışmalarına başlanan tesis, 7 aylık bir çalışma sonunda yani Ekim ayının başında büyük bir katılım ile hizmete açıldı. Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı'nın çok önem verdiği ve hassasiyetle çalışmalarını takip ettiği bu proje, her kesim tarafından da tam not aldı. İçerisinde bulunan Ser Çoban Evliyası'nın bulunduğu türbe ve çevresinin aslı bozulmadan restore edildiği tesiste ayrıca duble yollar, kamelyalar, kesimhaneler, çocuk oyun parkları ve birçok sosyal faaliyet alanı bulunmaktadır. Vatandaşlarımız hem Ser Çoban Hazretleri'ni ziyaret etmek hem de piknik yapmak amacıyla burayı tercih ediyorlar. Şimdi bu muhteşem tesis ile ilgili vatandaşlarımızın görüşlerini ve düşüncelerini alacağız. Evet efendim, afiyet olsun. Nasılsınız? Beraber olsun, iyiyiz. Nasıl buldunuz tesisi, gezdiniz mi? Vallahi çok güzel. Önceden de geldiydim buraya. Bir hafta önce tekrardan geldim, baktık. Güzel bir yer olmuş. Peki eski haliyle mukayese ettiğiniz zaman nereler yapılmış sizce? Nasıl olmuş? Çok güzel yani. Burası şimdi ikinci Paris desek yeri yani. O kadar çok güzel. İyi ki Mehmet Sarı'yı seçmişiz yani. Gayet güzel zaten. Eskisine zaten gayet güzel olmuş. Sizce en güzel olan şey nedir burada? Banklar. Yeşillik olması, çocukların oyun alanının olması. Peki eksik olarak gördüğünüz bir şey var mı? Kimi yerlerde çeşme yok. Hani mesela şurada bakınca, burada mesela çeşmeye ihtiyacımız var. Bayağı bir yukarıya çıkmamız gerekiyor. Bir de elektrik olursa, yani priz kullanabileceğimiz. Gayet güzel, kullanışlı olur zaten. Belediye Başkanı Mehmet Sarı gayet iyi. Hani iyi ki de gelmiş şu anda. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz Ser Çoban Evliyası'nın yeni halini? Vallahi çok güzel olmuş, gayet iyi. Bir de insanlarımız temiz tutarsa çok çok iyi olur. Vallahi ara mesafesinin uzak olması güzel. Bir de yere bir şey bile atsan hemen gelip temizliyorlar. Gayet iyi. Huzurlu, sakin bir yer bulmuşsun ders çalışmak için kendine. Evet. Peki nasıl oldu sence? Nasıl olmuş buralar? Eskisinden daha güzel. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya çok çok teşekkür ederim baştan. Bu şekilde, bu organizenin bu şekilde yapılmasına haddinden fazla ben Allah 100.000 kere razı olsun diyorum. Tüm Amasya halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu şekilde bunun yapılması mümkün değildi. Kim sebep olduysa Allah 100.000 kere razı olsun diyorum. Birincisi, kabinlerin aralarının çok büyük olması. Bir de vatandaşın hani birbirine yakın olmaması için Sayın Belediye Başkanımıza ve onun sebep olan arkadaşlarına 100.000 sefer teşekkür ediyorum. Allah 100.000 kere razı olsun ondan. Peki yani şikayetlerin var mı amcam? Benim şikayetim şöyle, gelen vatandaşlarımız birincisi oturduğumuz yerlerin temiz tutulması, ikincisi de çeşmelerin açılıp kapandıktan sonra çayların içine dökülmemesi. İçinde olan yer dökülürse... Su giderlerinden bahsediyor. Evet, su giderlerinden. Çünkü oraya döküldüğü an oradaki giden yerleri kapanıyor, o su zamanla oraya doluyor, dışarıya taşıyor, pislik kalıyor. Rica ediyorum yani, mümkünse oralara dökmesinler, rica ediyorum. Çok güzel olmuş, Allah razı olsun, ama şömineler biraz daha büyük, geniş olsaydı, mangalsı vardı, semaversi vardı, kenarına bir şey koysan koyamıyorsun, mangalı yerde ateşi yakıyorlar, ondan sonra öylece bırakıp gidiyor vatandaşımız. Belediyenin adamı her zaman temizlemek zorunda değil ama halkımız temiz olsun. Çeşmeleri biraz daha geniş, kenarına bir yıkadığın tabağa bardağa koymuş olsan daha iyi olur. Kamelyalara elektrik isteriz. Çok güzel olmuş ama geçen akşam burada kaldık. Direklerin ışığıyla oturduk. Telefonun ışığıyla oturduk. Kamelyalarda ışık olmuş olsaydı daha rahat eder. Gece 11-12'ye kadar otururduk. Temiz hava alırdık. Mübarek çok güzel bakıyorlar. Çok güzel olmuş. Ziyaretçilerimiz gayet temiz. Ayakkabılarını falan dışarıda çıkartıyorlar. Şu anda güzel gidiyor. Hep böyle temenni ederiz gitmesini. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bunun devamını bekleriz. Efendim merhabalar, afiyet olsun. Sağ olasın. Nasılsınız? İyiyim Allah'a, teşekkür ederim. Amasyalı mısınız? Amasyalıyım, evet. Taşova'dan, Amasya. Taşova'dan geldiniz, misafir olarak mı geldiniz? Misafir olarak geldim. Nasıl buldunuz peki yapılan hizmeti? Vallahi hizmet iyi yani. Teşekkür ederim Mehmet Sarı'ya, belediye başkanımıza. Hemşerimiz yani, bizim taşvar olarak hemşerimiz. Yani hizmetten iyi yanlı. Peki eski halini görme şansınız oldu? Eski hali... Gelmiştim.
bir sefer geldik ama bu bunun gibi değildi yani. Şimdiki daha şey güzel yani. Testi gezdin mi amca komple? Gezdim yani, güzel yani. Gezdim. Mübareğin yanına girdin. Girdim. Duanı ettin. Duanı evet, namazını kıldım. Nasıl olmuş içerisinde? Güzel, içerisini güzel yapmışlar yani. Allah razı olsun yaptırana. Peki buradan belediye başkanı Mehmet Sarı'ya ne söylemek istersin? Vallahi Mehmet Sarı başarılar dilerim yani. Allah tekrarını nasip etsin yani bir dahaki döneme, seçime. Aynısı devam mı? İstiyor yani. Peki. Bir daha gelmesine. Hizmetleri bekliyor yani şu anda. Çay dibine de bekliyor. Bir dakika, bir dakika. Evet teyzem. Biz çay dibine de bekliyoruz yani hizmetini, hemşerimiz olarak. Bizim köye de baksın biraz. Hizmet almak istiyorsanız buyurun Amasya'ya taşın. Geliyoruz ha, kızımız burada. Her zaman buradayız biz yani. Kızıma misafir geldim. Buradayız yani. Peki, hoş geldiniz. Önceden de her zaman geliyorduk ama hani bir oturacak kadar, hani yere oturamadan oturacak kadar yer arıyorduk ama böyle olup da imkan sağlanması bizim için çok güzel oldu. Çok memnun olduk. Sağ olsun gelip de ilgileri de yapanlar. Teşekkür ederiz ilgilenenlere. Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya söyleyecek bir şeyleriniz var mı buradan? Belediye Başkanımız çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Her çoban babanın üzerini yapıp da bu düzeni verdiği için, bu ilgiyi gösterdiği için çok memnunuz. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel olmuş. Güzel bir yatırım. Önceden çok harabeydi. Farkındaydık zaten, geliyorduk. Ama şimdi çok güzel olmuş. Yeşil olmuş. Her şey çok güzel. Maşallah. Çok teşekkür ederiz yani. Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçenlerden. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Burayı Amasya Belediyesi 7 aylık bir süreçte yaptı. Yani Belediye Başkanı Mehmet Sarı burayı yapacağım dedi. İlk start verdikten bitişine kadar 7 aylık bir süre geçti. 1 milyon 623 bin lira gibi de bir para harcandı. Yani sizce değer mi, değmiş mi, nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş, güzel de bir yatırım olmuş. Amasyalı'nın gelip göreceği güzel yerlerden bir yer olmuş bence. Yani Amasyalı'ya şart bir yerdi bence. Piknik açısından gideceğimiz fazla bir seçenek yoktu. Bence güzel olmuş, çok güzel yatırım. Buradan da Mehmet Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Amasya Kayabaşı köyündeyim, Çetin Sayar ben. Gayet güzel olmuş yani, emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Geç kalınmış bir şey yani, yıllardır yapılması gereken bir şeydi. Yani bu insanlara hizmet konusunda başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Geç kalınmış bir şey ama olsun, sonuca kavuştu. Gayet de güzel bir sonuç, çok güzel. Peki sadece böyle piknik mesire alanı olarak değerlendirmediğimiz zaman burada yatan mübarek bir evliya var. Serçoban Hazretleri var. Yani böyle dini açıdan baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Bu yapılan hizmet aslında Serçoban için yapılıyor. Tabii ki, tabii ki. Yani hem insanlar açısından bu hizmet hem de hak katında bir hizmet. Gerçekten o konuda da teşekkürlerimi sunuyoruz.